Günün sonunda iyi geceler efendim. Ben Selver Gözüaçık. Bu tarihleri çok seviyorum ben. 23 Nisan, 24 Nisan ve 25 Nisan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bundan 98 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk meclisin kuruluş gününü çocuklara armağan etti. Hem ulusal egemenlik dedi, hem çocuk bayramı dedi. Çocukların Türkiye'nin geleceğinde, ülkelerin geleceği üzerinde ne kadar önemli olduğunun altını çizmek için belki de düşüncelerinden birisi buydu. Bu bayramı, meclisin açılışını, demokratik sistemin kuruluşunu çocuklara armağan etti. Çocuklar, gençler, yeni nesil, siz nesiliniz. O kadar çok cümlesi var ki gençler ve çocuklar üzerine. Hangisini söylesem hepsi birbirine karışıyor kafamda ama çocukların önemi, yeni neslin önemi, Atatürk'ün altını önemli çizdiği bir konuydu. 24 Nisan, 25 Nisan, Çanakkale Kara Savaşları'nın yıl dönümü. Biz de tam onun ikisinin ortasındayız. 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağladık. 24 Nisan'da, 25 Nisan'da Çanakkale'de yaşananlar, orada tabii aralarında 5 sene fark var. 1920'de kurulmuştu, 1915'te Çanakkale Zaferi'nin kara savaşlarının yaşandığı dönemdi. Ondan sonra o gelenler, 7 düvel, yüzlerce gemi, hepsi buradan, bu topraklardan nasıl kaçacaklarını bilemediler ve aylarca çekilmişlerdi geriye. İşte bütün bunların birleştiği tarihteyiz. 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlıyoruz efendim. Öncelikle hepinizin, artık geçti gün ama olsun, gene de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayalım. 23 Nisan haberlerine geçeceğiz ama geceliğin 23 Nisan'ın devamı vardı. Resepsiyonlar vardı. YSK'da alınan kararlar vardı. Daha doğrusu YSK'dan gelen açıklamalar vardı. Onun ötesinde uyum yasaları ile ilgili çalışmalar vardı. Onların hepsini aktaracağım sizlere. Öncelikle sonra 23 Nisan haberlerine bakacağız. Başlayalım. Efendim, önce gecenin sıcak gelişmelerinden birisi, mini uyum paketi Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi, genel kurula sevk edildi. 10 maddelik uyum paketi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik düzenlemeleri içeriyor diyelim. Mini uyum paketinin içeriğine ilişkin ayrıntıları almak üzere arkadaşımız Alper Okan Öztürk Ankara'da hazır, bizi bekliyor. Alper Okan, çıkan 10 madde neleri içeriyor, ne zaman görüşülmesi bekleniyor? Evet Server, gözü açık merakla beklenen uyum paketi Meclis Anayasa Komisyonu'ndan geçti ve bugün Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı seçimine ve milletvekili seçimine dair çok önemli düzenlemeleri barındırıyor uyum paketi. İlk göze çarpan madde Cumhurbaşkanının milletvekili adayı olamayacağı maddesi. Zira Cumhurbaşkanlığı sisteminde yasama erkiyle yürütme erkeği artık keskin bir şekilde ayrılıyordu ve Cumhurbaşkanı milletvekili ise milletvekilliği düşecekti. Yürütme makamını böylece yasamadan ayrılmış olacaktı. Bir başka madde ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin 5 yılda bir aynı gün yapılmasını içeriyor. Bir kimse 5 yıl Cumhurbaşkanlığı yapabilecek ve 2 defa aday olabilecek. Ancak 2. dönemin sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenileme kararı alırsa Cumhurbaşkanı bir defalığına daha aday olabilecek. Son seçimde %5 ve daha fazla oy almış siyasi partiler Cumhurbaşkanı adayı gösterebilecekler veya Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler 100 bin imza toplayacak. Bu da vatandaşların ilçe seçim kuruluna giderek imza vermeleri şeklinde olacak. Teklifte milletvekilliği sayısı 550'den 600'e yükseliyor. Seçilme yaşı ise 25'ten 18'e düşürülüyor Server. Pakette yurt dışı seçmenlerini kapsayan bazı düzenlemeler de var. Yurt dışında oy verme işlemi seçimden 45 gün önce başlayacak ve seçime 3 gün kala sona erecek. Böylelikle gurbetçiler 21 Haziran'a kadar oy verme işlemini yapabilecekler. Genel kurulda bugün uyum paketi ele alınacak diyorum ve sözü tekrar sana bırakıyorum. Çok teşekkürler. Gayet kısa, gayet netti. Alper Okan, çok teşekkür ederim bağlandığın için. Efendim evet, mini uyum paketiyle ilgili son durum bu. Anayasa Komisyonu'ndan geçti. Genel kurulun gündemine alındı ve bugün görüşülmesi bekleniyor. Büyük bir ihtimalle o görüşmelerden sonra da ya bugün hemen gün akşam üzeri yasalaşmasını bekleyebiliriz belki de diyelim. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in bir açıklaması var. Mini uyum paketinin meclisten geçmesiyle birlikte seçim takvimini açıklayacaklarını söyledi Sadi Güven. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven meclisteki 23 Nisan resepsiyonunda konuştu. Kurul olarak açıklandığı ilk andan itibaren seçimlere hazırlık yaptıklarını belirtti. Güven, taslak takvimin siyasi partilere gönderildiğini söyledi. Hazır olan taslak takviminde mini uyum paketinin meclisten geçtikten sonra açıklanacağını bildirdi. Güven, gazetecilerin İyi Parti'nin seçimlere girmesi yönündeki YSK kararını sorması üzerine de kararın oy birliğiyle alındığını söyledi Sadi Güven.
Efendim aslında akşamki resepsiyon haberini paylaşacağım sizlerle biraz sonra ama resepsiyonun ana konusu gündüz genel kurulda özel oturumda yaşanan gerginlik olduğu için önce o haberi bir görelim isterseniz. Meclis Genel Kurulu'ndaki 23 Nisan özel oturumunda olağanüstü hali eleştirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti kurmaylarından tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda yaşananlar için tek kelimeyle rezalet dedi. O gece tanklar senin genel başkanına yol verirken bu ülkenin başbakanı uçaklara alçakları vurun demiştir. Bu mücadeleyi yapmıştır. Başbakan Binali Yıldırım hiç olmadığı kadar öfkeliydi. Tepkisinin nedeni CHP Genel Başkanı ve kurmaylarından gelen 15 Temmuz'la ilgili sözlerdi. Burada ana muhalefet partisinin hatibi şahsımı hedef alarak darbe gecesi benim tanklar eşliğinde evimden çıkarıldığımı, emniyetli bir yere götürüldüğümü ifade etmiştir. Tartışmanın fitilini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ateşledi. 20 Temmuz darbesini şiddetle reddediyoruz. Bu meclisin yetkilerini birileri el kaldırarak başka bir kişiye devredemez. Bunun mücadelesini vermek bizim oyunumuzun borcudur. Kılıçdaroğlu bu sözlerle OHAL'i eleştirdi. Meclis Genel Kurulu'ndaki 23 Nisan özel oturumunda tartışma çıktı. Yanıt AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan geldi. 19 Temmuz'da bütün siyasi parti grup başkan vekilleri 20 Temmuz tarihinde olağanüstü hal ilan edileceğiyle ilgili bilgisi vardı. Ama Sayın Kılıçdaroğlu demek ki grup başkan vekiliyle benim bizzat yaptığım görüşmenin farkında değil. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun yaşadıklarını anlattı. Başbakan Yıldırım'ı eleştirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Binali Yıldırım Tuzla'daki evine bırakılmış, tankların Tuzla'ya hareket ettiği vehmi üzerine kendisi evden alınmış, bilinmeyen bir yere doğru yola çıkmış, geceyi Ilgaz Tüneli'nde geçirmiştir. Özel'in iddialarına başbakan çok sert sözlerle yanıt verdi. O gece tanklar senin genel başkanına yol verirken bu ülkenin başbakanı uçaklara alçakları vurun demiştir. Bu mücadeleyi yapmıştır. Yaşanan tartışmaya son noktayı İsmail Kahraman koydu. 15 Temmuz'daki dayanışmayı hatırlattı. Bu bizim demokrasi savaşımız, mücadelemiz ve alnımızın akıyla çıktık. Hepimize aittir. Bunu lütfen malzeme haline getirmeyelim. Türkiye büyük bir badireden kurtuldu. Eğer Türkiye o günü atlatmamış olsaydı bugün bir felaket halinde gelecektik. Meclisteki gerginlik Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Yaşananlar için tek kelimeyle rezalet dedi. İşte bu gerginlik akşamleyin resepsiyonda da en çok tartışılan konuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 CHP'li milletvekilinin İyi Parti'ye geçişiyle ilgili ilk kez konuştu resepsiyonda. Erdoğan CHP'yi sert bir dille eleştirdi. Güneş Motel olayından da vahim dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan resepsiyonunda gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdi. Erdoğan, İyi Parti'ye geçen 15 CHP'li vekille ilgili olarak tepkiliydi. Güneş Muhtel olayından da vahim dedi. Yüksek Seçim Kurulu'nu da cumartesi günü karar verseydi 15'ler olayı olmazdı sözüyle eleştirdi. CHP'nin baskın seçim eleştirileri de soruldu. Cumhurbaşkanı 15 vekilin partiden ayrılıyor. Sözde İyi Parti'ye geçiyor. Seçimi siz istediniz. Şimdi niye baskın seçim diyorsunuz diye sordu. Ve gergin dakikalara sahne olan 23 Nisan özel oturumu. Erdoğan, parlamentonun bu duruma düşmesi bizim için gerçekten bir felaket ifadesini kullandı. Yalanlarla dolu, dürüstlükten uzak diye de ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e de tepki gösterdi. Aşağıda olsam sadece ağzının payını değil, ona verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim dedi.
Meclis Genel Kurulu'ndaki gündüz yaşanan gerginlik Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. İki lider de CHP'yi hedef aldı. Binali Yıldırım, her şeyi hoş görürüm ama gözümün içine baka baka yalan söylenmesini hoş görmem dedi. Bahçeli de 15 milletvekilinden fedakarlık yapanlar 10 dakikalık konuşmada neden sakin olamıyor diye sordu. Başbakan Binali Yıldırım gündüz hararetli geçen meclis özel oturumunu akşam resepsiyonda yorumladı. Başbakan CHP'lilere tepkiliydi. Yalana karşı çok titizimdir. Her şeyi hoş görürüm ama gözümün içine baka baka yalan söylenmesini müsamaha gösteremem diye konuştu. Başbakan'a CHP'li 15 vekilin İyi Parti'ye geçmesini, CHP'lilerin demokratik hamlesi olarak nitelendirilmesini yersen diyerek tepki gösterdi. Yıldırım'a gündüz genel kurulda İyi Parti milletvekili Nuri Okutan kürsüye çıkmadan önce salondan ayrılması da soruldu. Okutan'ın bu durumu eleştirdiği hatırlatılınca başbakan, nezaketi bize öğretecek olanlar önce kendileri nezaketli iş yapsınlar, başkalarının adamlarıyla iş yapmasınlar dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli de eleştiri oklarını CHP'ye yöneltti. Gerilim yaratmak için oraya gelmişler. 15 milletvekilinden fedakarlık yapanlar 10 dakikalık konuşmada neden sakin bir üslupla konuşmayı tercih etmezler ifadesini kullandı. Başbakan Binali Yıldırım'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli resepsiyonda bir araya geldi. İkilinin sohbeti yaklaşan seçimlerdi. Bir de muhalefetteki ittifak arayışlarına bakalım. Daha sonra bu gergin siyasetten çıkartıp sizleri 23 Nisan'ın özüne, o çocukların şenliklerine götüreceğim efendim. Muhalefette ittifak arayışları sürüyor. Arka arkaya görüşmeler gerçekleşiyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede birçok formül masadaydı. Hepimiz heyecanlıyız ama heyecan güzel bir şey. Seçimler yaklaştı, hepimiz biraz hareketliyiz. Sizler de heyecanlısınız. Adaylık düğümü çözülecek mi? 24 Haziran'a ortak adayla mı gidilecek? Seçimler öncesi muhalefetin ittifak arayışı sürüyor. O ismin belirlenmesi için temaslar, toplantılar devam ediyor. Artık gözler CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak parti meclisi toplantısında. 60 üyenin Cumhurbaşkanı adayını belirlemesi için CHP liderine tam yetki vermesi bekleniyor. 25 Haziran'a gülen bir Türkiye ile uyanacağız. İttifak süreci devam ederken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Bir saat süren görüşmede Cumhur İttifakı dışındaki partilerin bir araya gelmesi de gündeme geldi. Saadet Partisi'nin demokrasiye olan bağlılığı bizim açımızdan da, kendileri açısından da, Türkiye açısından da son derece değerli adımlardır. Çalışmalarımız inşallah bu hafta içinde belki neticelenir diye ümit ediyorum. İki lider de AK Parti, MHP ve BBP haricindeki 7 partinin milletvekili seçimlerine birlikte girmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. En çok merak edilense Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı. CHP'de tek aday yerine her partinin kendi adayını çıkarması görüşü ağırlık kazandı. Karamollaoğlu CHP'nin ardından Hüdapar'ı da ziyaret etti. SP lideri İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le de görüşecek. Evet efendim, gelelim 23 Nisan kutlamalarına. 23 Nisan'da çocukların da büyüklerin de ilk durağı Anıtkabir'di. Hem çocuklar hem siyasetçiler hem daha birçok ziyaretçi Anıtkabir'deydi. Ulu Önder'in huzuruna çıktılar. Hadi oradan başlayalım. Yaşasın 23 Nisan. Buluşur dünya çocukları. Coşkuyla kutlar 23 Nisan'ı. Dünya barış içinde olsun. Atanın ruhu şad olsun. 7'den 70'e herkes, en çok da çocuklar. Anıtkabir'e ziyaretçi akını vardı. 23 Nisan kutlu olsun. Büyük Önder Atatürk bir kez daha kabri başında anıldı. Mustafa Kemal'in izinde Mustafa Kemal olmalıyım. Türkiye için can veren. Bugün burada atamızı selamlamaya atamızın mezarına geldik. Atamız olsa da her zaman kalbimizde yaşıyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ankara'daki etkinliklerin ilk adresi Anıtkabir'di. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz çocuklarla birlikte atanın huzuruna çıktı. Devlet protokolü de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurundaydı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığındaki heyette Başbakan Binali Yıldırım, kabine üyeleri ve muhalefet liderleri yer aldı. İsmail Kahraman, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Ülkemizi ve milletimizi geliştirmek ve daha ileri gitmesini temin etmek hususundaki hedeflerimize ulaşmak için azim ve gayretle çalışmaktayız. Anıtkabir devlet töreninin ardından ziyarete açıldı. Bugün çok mutluyuz. Bugün bizim bayramımız 23 Nisan. Çocukların bayramıdır. Atamız bize bunu emanet etmiştir. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Ziyaretçilerden biri de 15 Temmuz şehidi Albay Sait Ertürk'ün annesiydi. Üzerinde oğlunun üniforması, yakasında gururla taşıdığı soyadı. 23 Nisan Atatürk'ün bize çocukken verdiği çok güzel bir bayram. Ben 15 Temmuz şehit annesiyim. Onun için bu elbiseyi gururla giyiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 98. yıl dönümü dolayısıyla meclisteki Atatürk anıtı önünde de tören düzenlendi. Anıta çelenk konuldu. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tören vardı. 98 yıl önce hikayenin başladığı yerde tıpkı o gün olduğu gibi meclisten çıkanları Ankara'nın seymenleri karşıladı. Tören çocukların seymen gösterisinin ardından sona erdi. Ve tabii meclisteki özel oturum, ilk girişte size verdiğim gibi hep gergin gitmedi. Özel oturumda 23 Nisan mesajları da vardı. Bir de o mesajlara bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi 98. yaşı için özel oturumla toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törenle karşılandı. Açılış konuşmasını Meclis Başkanı İsmail Kahraman yaptı. Gündeminde 15 Temmuz darbe girişimi vardı. İhanetin hesabı sorulacak dedi. İnanıyorum ki Türkiye'mizde darbeler dönemi sona ermiştir. Demokrasiyi özümsemiş bir ülke olarak geçmişten aldığımız ders ve aklımızın bize gösterdiği istikamet doğrultusunda ülkemizi, meclisimizi ve kurumlarımızı yaşatıp demokrasiyi güçlendirmeliyiz. Başbakan Yıldırım adına Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz kürsüdeydi. Cumhuriyet kurulurken bedelini evlatlarını yetim bırakarak ödeyen kahraman şehitlerimizin çocuklarının bayramı. Son lokmasını cepheye gönderen aziz milletimin çocuklarının bayramı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı. Bu meclisin yetkilerini birileri el kaldırarak başka bir kişiye devredemez. Bunun mücadelesini vermek bizim boynumuzun borcudur. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı da Gazi Meclisi'nin başarısına dikkat çekti. Tarihi bir gerçektir ki Türk milleti birlik ve beraberliğini koruduğu sürece daima muzaffer olmuş, kutlu mazisine altın sayfalar eklemiştir. Bir olalım, herkes eşittir, Türkiye gerçeğinde birleşip milli bekamızı sonuna kadar koruyalım. Özel oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarıyla yüksek yargı organlarının başkanları da izledi. 23 Nisan'da görmeyi en çok sevdiğimiz görüntülerden birisidir. Siyasilerin koltuklarını çocuklara devretmesi. Gelenek bu bayramda da bozulmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki çocukları kabul etti. Hedefimiz nitelikli insan yetiştirmek diyen Erdoğan sizlere güveniyoruz mesajı verdi. Cumhurbaşkanı koltuğu 12 yaşındaki Fatih Mintaş'a bırakırken de ona başkan diye hitap etti. Devir teslim törenine torun muhabbeti damga vurdu. Kardeşimin genel provasını izlemiştim. Gayet güzeldi. Onunla birlikte de vakit geçirmeye çalışıyorum. Torunlarım olmadığı için. İnşallah olacak. İnşallah. Bol olsun yani. Evet. Tamam mı? Bol olsun. Benim şimdilik 6 tane var. Maşallah. Daha da fazla olması lazım. Evet, benim anneannemde 8 tane torunu var. Maşallah.
Cumhurbaşkanlığı koltuğu devir teslim törenine bu diyalog damga vurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koltuğunu 12 yaşındaki Fatih Mintaş'a devretti. Ona sorulan soruyu da önce çocuk cumhurbaşkanı... Torunlarım olmadığı için... Sonra Erdoğan cevapladı. Ben buradayım, torunlar İstanbul'da. Sadece dün kendileriyle vedalaştık. Ama dün kendileriyle eğlendim. 23 Nisan'ı böylece biz bir gün önceden İstanbul'da kutlamış olduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mini kabineye seslendi. O kabinede 3 isim şehit çocuğuydu. Sizler bizim geleceğimizsiniz dedi. Size güveniyoruz mesajı verdi. Size çok inanıyoruz. Güveniyoruz. Sizlerin gözlerindeki şu parıltılar şahsen benim geleceğe olan umudumu çok daha fazlasıyla artırıyor. Tabii bundan sonraki süreçte hedefimiz nitelikli insanı yetiştirmek. Ardından sözü 12 yaşındaki çocuk cumhurbaşkanına bıraktı. 6. sınıf öğrencisi Fatih'e başkan diye hitap etti. Bugün de Sayın Başkan Fatih'e biz bu makamı takdim ediyoruz ve şimdi de Sayın Başkanımızın milletimize mesajlarını dinlemek istiyoruz. Bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu bayrağı ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız. Fatih Mintaş gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Suriyeli çocukların kendilerini kendi ülkelerinde hissetmeleri, bizimle birlikte oynamaları, koşmaları, gülmeleri için çalışma yaparım. Maçlarda insanlar birbirlerine daha saygılı olabilirler. Bu konuda önlemler alırım. Soru soranlardan biri de Çocuk Bakanlardan Dilek Karatepe'ydi. Engellilere karşı yapacağınız yenilikler neler olabilir? Kabartmalı harfleri çoğunluğa ulaştırmak isterim. Başka yok mu? Sorular erken bitti. Böyle cevapları böyle seri kısa verince herhalde. Olabilir. Ben aklımdan geçenleri söylüyordum. Cumhurbaşkanı çocuklara minik kalplerden Recep Tayyip Erdoğan'a Mektup ve Şiirler isimli kitabı hediye etti. Bayıldım bu Fatih Mintaş'a. Gündüz izlediniz mi bilmiyorum. O kadar güzel bir gülüşü var ki çocuk. Allah anasına babasına bağışlasın onu. Çok güzel bir çocuktu. Çok güzel gülüyordu çocuk. Başbakan Binali Yıldırım da koltuğunu ilkokul 5. sınıf öğrencisi Esma Didesu Taşyüreğe devretti. Küçük Başbakan erken seçimle ilgili soruya bakın nasıl cevap verdi. Sayın Başbakan Hanım'a bir sorunuz varmış. Alır mısın soruyu? Daha çok 23 Nisan hakkında soruyorum. Gazetecilerden 23 Nisan özelinde soru sorulmasını istedi ama öyle olmadı. Minik Başbakan erken seçimi yorumladı. Açıklamasıyla alkış topladı. Son kez başbakanlık koltuğuna oturuyorsunuz. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Onları alabilir miyiz? Atatürk bu milleti bize emanet etti. Her ne olursa olsun Türkiye milleti yaşayacak ve halk milletimiz hakkında en doğru olanı seçeceğini düşünüyorum. Aldınız mı cevabı? 23 Nisan'da çocuklar Çankaya Köşkü'ndeydi. Başbakan Binali Yıldırım çocuklarla tek tek sohbet etti. Kimine sarıldı, kiminin kıyafetini düzeltti. Yıldırım başbakanlık koltuğunu ise ilkokul 5. sınıf öğrencisi Esma Didesu Taşyüreğe devretti. Seninle tanışmak, sana görevi devretmek... Tüm arkadaşların adına seni tebrik ediyorum. Sayın Başkan. 23 Nisan'da zirvedeki koltuklara çocuklar oturdu. Meclis Başkanı İsmail Kahraman, makamını 6. sınıf öğrencisi Arda Kürşat Samaraz'a emanet etti. Kahraman, iki başkan olduk, ne yapacağız şimdi diye sordu. Sayın Arda Kürşat Samaraz, 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Arda ne yapacağız şimdi, iki tane başkan olduk? Artık 50-50. Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna ise ilkokul 4. sınıf öğrencisi Gizem Ünal oturdu. Çocuk Bakan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı duygulandırdı. Evlatlarımıza güveniyoruz. Çünkü kendilerine özgüveni çok fazla. Ülkelerini seviyorlar, bayrağını seviyorlar, vatanını seviyorlar. Çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine mutlaka bu evlatlarımıza çıkacağız. Duyguların yükseldiği bir diğer adres Milli Savunma Bakanlığı'ydı.
Bakan Nurettin Canikli koltuğunu Afrin şehidi Serdar Ege'nin kızı Elvan Ege'ye devretti. Asker olmak zor bir iş. Evet ama onuru daha büyük. Asker olmak demek hayatından, eşinden, ailenden vazgeçip vatan uğruna her şeyi yapabilmek, hatta canını feda etmek. Şehit kızı Elvan'ın çalışma arkadaşlarına ilk talimatı da terörle mücadelede kararlılıktı. Devletimizin bekası, milletimizin huzuru, bayramımızın ilelebet dalgalanması için, ezanlarımızın susmaması için, son terörist etkisiz hale getirinceye kadar terörle mücadelemiz devam edecektir. Efendim, çocuk kahkahalarının yankılandığı adreslerden birisi de Çankaya Köşkü'ydü. Köşk kapılarını çocuklara açtı. Başbakan Binali Yıldırım onları Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Bol bol oyunlar oynandı. Çocuklara bir de pamuk şeker hediyesi vardı. Sevgi, barış ve kardeşlik için balonlarımızı gökyüzüne bırakıyoruz. Haydi bakalım bir alkışlar alalım, alkış. Gönüllerince eğlendiler. Sevdikleri çizgi film karakterleriyle bir araya geldiler. Rafadan'la oynayalım kaldığı kolları. Hoppa! Başbakan Binali Yıldırım'la bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Çankaya Köşkü cıvıl cıvıl çocuk sesleri kahkahalarıyla doldu taştı. Köşkte çocuk şenliği vardı. Şehit çocukları, engelliler, 81 ilden davetli çocuklar doldurdu köşkün bahçesini. TRT'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen 40 ülkeden çocuklarla beraber doyasıya eğlendiler. Başbakan Yıldırım çocuklarla beraber standları gezdi, pamuk şekeri dağıttı. Yıldırım bir çocuğun ricasını kırmadı, telefonda ailesiyle görüştü. Allah'a emanet olun. Selam söyleyin herkese. TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rafadan Tayfa çizgi filmi karakterleri çocukların ilgi odağı oldu. Çok mutluyum öncelikle. Burada arkadaşlarımla çok güzel bir etkinlik oldu. Çok eğlenceli geçiyor. Bizi de çok güzel ağırladılar. Yaklaşık 2 saat boyunca gönüllerince eğlenen çocuklar şenlikten mutlu ayrıldı. Ve gecenin son 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haberi. Dünya çocukları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la buluştu. TRT'nin 40. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği programının galası Beştepe'de yapıldı. 40 ülkeden 800 çocuk kendi ülkelerinin danslarını sahneledi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden renkli görüntüler yansıdı. Erdoğan, bizi dünyanın dört bir yanına götürdünüz dedi. Çocukları gelecek sene içinde Türkiye'ye davet etti. Kardeşlik, dostluk, sevgi dediler. 40 ülkeden Türkiye'ye geldiler. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 98. açılış, kuruluş yıl dönümünde ve 40 yıllık bir geçmişte TRT'nin dünya çocuklarını böyle bir araya getirme merasiminde sizlerle milletin evinde bu külliyemizde bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünya çocuklarını ağırladı. TRT'nin 40. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği programının galası Beştepe'de yapıldı. Erdoğan'ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen galayla bir ilke imza atılmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız. Kortej eşliğindeki yürüyüşle başladı gala programı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan çocukları selamlayarak yürüdü. Ardından külliyenin bahçesindeki tüm ülkelerin bayraklarının olduğu alana geçildi. Türk bayrağı göndere çekildi. Bayrağımız göndere çekiliyor şu anda. Kortejin ardından gala programı için salona geçildi. Programın sunuculuğunu Ayla dizisinin iki başrol oyuncusu yaptı. 23 Nisan kutlu olsun dedi o. Afganistan'dan gelen çocukların dansıyla başladı gösteri. Sonrasında ise dünya vatandaşları çıktı sahneye. Birlikte güçlü, birlikte mutluyuz dediler. Gösterileriyle büyülediler.
Birlikte güçlü, birlikte sevgi dolu ve birlikte mutluyuz. Şenlik bütün ülkelerin geleneksel danslarıyla devam etti. Ve ev sahiplerinin gösterisiyle sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan o dakikalarda eliyle tempo tuttu, alkışladı. Bizleri mutlu ettiniz. Sizleri çok sevdik. Rengarenk, değil mi? Giysileriyle, bütün sergiledikleri folklorik gösterileriyle bu akşam bizleri dünyanın dört bir yanına götürdünüz. 40 ülkeden 800 çocuk bayramı gönüllerince yaşadı. Önümüzdeki 23 Nisan'da da burada bekliyoruz. Bütün bu güzellikleri gidince annenize, babanıza, bütün yakınlarınıza ve arkadaşlarınıza anlatın. Nice 98 yıllara inşallah. Sağ olun, var olun. Ne güzel değil mi? İşin içinde çocuklar olunca yüzde sürekli bir tebessüm var. Asla atamıyorsunuz o tebessümü. Sürekli yüzünüze yapışıp kalıyor. Nafiz Bey İngiltere'den mesaj atmış. Diyor ki, İngiltere'den selamlar, aklı selim olmak lazım. Keşke çocuklar gibi pak ve saf olsak ki bu kadar kavgasız ve tartışmasız bir hayat yaşamış olurduk. Bugün 23 Nisan Çocuk Bayramı ama çocuklar kadar olamadık demiş, meclisteki gerginliğe bir pas atmış Nafiz Bey. Hilal Hanım'ın da oğlu Mehmetcan'ın doğum günü 24 Nisan'mış. Yani artık 24 Nisan bugün oldu. Hem duasını ediyor, hem oğluna nice yıllar diyor, hem de herkesin 23 Nisan'ını kutlamış. Selma Doğan hanımefendi de aynı şekilde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor diyelim. Hadi çıkalım artık 23 Nisan'dan, geçelim 24 Nisan'a. Şimdi yine çocuklarla ilgili bir haber var. Onun bağlantısını yapalım önce. Ondan sonra geçeceğiz gündemin içerisine tekrar. Antalya Kepez Belediyesi çocuklara eğlenceli bir ortamda kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için farklı bir yönteme başvurdu. Bir vagon bakım ve onarımdan geçtikten sonra kütüphaneye çevrildi. Açılışı da 23 Nisan'da gerçekleştirildi. Bu ilginç projenin ayrıntılarını almak için Antalya'ya bağlanıyoruz. Sözü arkadaşımız Onur Altan'a ve konuğuna bırakacağız. Söz sende Onur. Selvar gözü açık. Antalya Kepez'deyiz. Kepez Belediyesi 23 Nisan'da çocuklara bambaşka bir hediye verdi. Antalya Kepez Belediyesi çocuklara tren kütüphanesi açtı. Tren kütüphanesinin fikir babası yanımızda Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü bulunuyor. Biz de bu hikayenin perde arkasını kendisine soracağız. Efendim, nedir bu hikaye? Efendim, iyi yayınlar. Bugün çok mutluyuz. Çocuklarımıza güzel bir tren kütüphane armağan ettik. Malum Antalya'da henüz demir yolu yok. Önümüzdeki yıllarda gelmesi planlanıyor. Hükümetimiz tarafından böyle bir çalışma yapılacak. Biz de treni hiç bilmeyen çocuklara hem treni gösterelim, hem trenin üzerindeki o derin kültürü, derin tarihi anlatalım istedik. Hem de burayı eğlenceli bir okuma mekanı haline getirelim. Ve bu eğlenceli mekanda çocuklarımız kitap okusunlar. Eğitimlerine katkı verecek çeşitli atölye çalışmalarını yapabilsinler istedik. Sözümüz vardı, 23 Nisan'da bu kütüphaneyi açacaktık ve bugün güzel bir törenle birlikte bu kütüphaneyi çocuklarımıza armağan ettik. Bundan dolayı çok mutluyuz. Aslında bu Devlet Demiryolları tarafından Hurda'ya ayrılmış bir tren vagonu. Biz bunu Haydarpaşa Garı'ndan aldık ve Antalya'ya getirdik. Antalya'da da içini güzel bir şekilde tasarladık. Bir tarafını kütüphane, bir tarafını da güzel bir atölye yaptık. Çocuklarımız da çok mutlu oluyorlar burada. Efendim, biz şimdi trenin dışındayız. İçeriği de görmek isteyen izleyicilerimiz muhakkak vardır. Hemen içeri geçebilir miyiz? Buyurunuz, buyurunuz. Peki, nereden aklınıza geldi? Yani buradaki seçilen kitaplardaki önceliğiniz neydi? Bunlarla ilgili muhakkak bir önceliğiniz vardır. Efendim, burada önemli olan şey çocuklara neşeli ortamda kitabı sevdirmek, okumayı sevdirmek, okuma alışkanlığını kazandırmak.
Ve dolayısıyla çocukluktan hatırladığım en önemli şey, okumayı güzel mekanlarda, keyifli mekanlarda sevdik. Ve bugünün çocukları da aslında okumayı keyifli mekanlarda sevecekler. O bakımdan böyle cicili bicili, çocukların çok hoşuna gidecek renklerle süslenmiş güzel bir kütüphane yapalım istedik. Buradaki temel hedefimiz çocuklarla kitaplar arasındaki ilişkiyi geliştirmek. Ama bunu özgün, güzel bir mekanda, güzel bir ortamda geliştirebilmek. Peki biz şu anda sadece vagonun içerisindeyiz. Bu vagon sadece burayla mı sınırlı kalacak yoksa perde arkasında ayrı bir projeleriniz de mevcut mu? Evet, perde arkasında aslında ilerleyen aşamalarda, ilerleyen etaplarda daha farklı projeleri de biz buna ekleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi güzel bir istasyon binası yapacağız. Ve bu güzel istasyon binasında da hem trenin Türkiye'deki tarihini Sultan Abdülaziz'den başlayarak, Sultan Abdülhamit'le devam ederek, ki biliyorsunuz Sultan Abdülhamit Türkiye'de demir yolculuğunda çok önemli aşamalar kat etmiş bir devlet büyüğümüzdür. Onun o tecrübelerini de burada aktarmayı istiyoruz çocuklara. Ve Cumhuriyet dönemini, sonrasında Adnan Menderes dönemini ve tabii ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi yüksek hızlı trenle tanıştırması serüvenini de burada çocuksu bir müze içerisinde onlara anlatacağız. Aslında güzel bir tren istasyonu olacak burada. Bekleme salonlarıyla, bilet gişeleriyle, kondüktörüyle ve bütün bunlarla birlikte çocuksu bir tren müzesi yapacağız. Amacımız çocuklara Türkiye'deki trenciliğin tarihini, demir yolculuğun tarihini anlatabilmek, aktarabilmek. Hem eğlenecekler hem güzel bir ortam görecekler ve oradan sonra da bu trenin içerisine girecekler. Şu an atölye kısmındayız. Burada eğitimlerine katkı verecek çeşitli atölye çalışmalarını yapabilecekler. Resim, boyama, oyuncak yapımı vesaire bütün bunları yapabilecekler. Kitap okuma mekanında da son derece güzel bir ortamda, güzel bir şekilde kitap okuyacaklar. Bütün bunlar dediğim gibi çocukların hem eğitimlerine katkı sağlayacak hem de onları neşeli, eğlenceli, keyifli, rengarenk bir ortamda kitap okumanın o güzelliğiyle tanıştıracak. Bu bakımdan çok anlamlı bir proje diye düşünüyorum. Tabii ilerleyen aşamalarda burası büyük bir park, dokuma park, şehrin merkezinde ulaşımı çok kolay. Çocuklara farklı ulaşım araçlarının içerisinde de kitap okuma, atölye çalışmaları yapmayı arzu ediyoruz. Böyle hedeflerimiz var. Mesela bundan sonraki hedefimiz bir uçak kütüphane yapabilmek. Dediğim gibi bunların hepsinin temelinde çocuklara neşeli bir ortamda kitap okuma alışkanlığını, sevgisini kazandırabilmek. Bunu yapmayı hedefliyoruz. Bugün çocuklarımız da çok mutlu oldular bu ortamı görünce. Rengarenk bir ortam, şeker gibi bir ortam. Çeşitli çizgi karakterler de var bu trenin dışında. Ve bütün bunlarla birlikte peki, aslında cıvıl cıvıl neşeli bir ortama çocuklarımızı kitap okumaya davet ediyoruz. Okullarımızı davet edeceğiz buraya. Onlara özel turlar yapacağız, özel atölye çalışmaları yapacağız. Biliyorsunuz okullarda okuma saatleri var. Bazı okullarımızın bazı kitap okuma saatlerini burada gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve çocuklarımızı daha güçlü bir geleceğe hazırlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kepez'de Okuma Park bundan sonrasında da farklı farklı projelere ev sahipliği yapacak diyoruz o zaman. Elbette ki öyle söylüyoruz. Bizim belediyecilikte merkeze aldığımız şey aslında insan. İnsanın huzuru, mutluluğu ve inovatif bir belediyecilik faaliyeti ortaya koyuyoruz bütün bunları yaparken. Ve çocuklardan işin doğrusu işe başlamak gerektiğini düşünüyorum. Madem çocuklar geleceğimiz, madem çocukları geleceğe güçlü bir biçimde taşımalıyız, o halde onların eğitimlerine çok böyle farklı ortamlar meydana getirerek katkılar sunmalıyız diye düşünüyoruz. Dokuma Park Antalya için çok önemli bir nokta. Dediğim gibi şehrin merkezinde ve bu çok güzel ortamda çok farklı eğitim projelerini de zamanla hayata geçireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. İyi geceler. Evet, Antalya'daydık. Kepez Belediyesi, Kepez Park'ın, Dokuma Park'ın içerisine çocuklar için bambaşka 23 Nisan'da bir hediye kattı. Bundan sonraki süreçte de daha farklı projeler buradan doğacak diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Biz de çok teşekkür edelim ve başarılar dileyelim. Sağ ol.
dış haberlere geçelim. Bir dış gelişme, gece gelişmesi. Bize göre gece ama orada gündüzdü. Kanada'nın Toronto kentinde bir minibüs yayaların arasına daldı. En az 9 kişi öldü. 16 yaralı var. Minibüsün sürücüsü ise kısa sürede yakalandı. Görüntüleri Toronto'nun kuzeyinde beyaz bir minibüs yayalara çarparak kaçtı. En az 9 kişi öldü, 16 kişi ise yaralandı. Aracın sürücüsü kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayın nedeni henüz bilinmiyor. Polis soruşturması sürüyor. Toronto, G7 ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanlarının toplantısına ev sahipliği yapıyordu. Bir terör saldırısı ihtimalinin üzerinde duruluyor. Amerikan yönetiminin silah ve para desteği sağladığı terör örgütü PKK, PYD, YPG, Washington'da temsilcilik açmak için başvuruda bulundu. Terör örgütü PKK, PYD'nin paravan kuruluşu SDG'nin siyasi kanadı Amerikan Adalet Bakanlığı'na resmen kayıt yaptırdı. Skandal bu ve bu skandalın ayrıntılarını TRT Haber Washington ekibinden Baybora Tınaz'dan alacağız. Baybora, söz sende. Evet, tam bir skandal Selver. Nereden başlayalım? Aslında şuradan başlayabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Suriye politikasının olmaması, olan politikanın da bu olması. Böyle olunca ne oluyor? İşte isimlerini değiştirip, o konuyu da hemen haberin sonunda bir kez daha hatırlatacağım. Bunu biz söylemiyoruz. Bu isim değişikliğinin nasıl olduğu, nasıl kurgulandığını da Amerikan Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Thomas söylüyor. Onu da paylaşmakta fayda var Selver. Ne oluyor peki? Suriye Demokratik Konseyi. Son isim bu. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'na kayıt yaptırıyor. 31 Ocak 2018'de kaydoluyor. Müracaat, başvuru tarihi ilginç. Zeytin Dalı operasyonu, harekatının başlamasından 3 gün sonra, 23 Ocak'ta yapılıyor. Kayıt formları dolduruluyor. Yabancı siyasi parti temsilciliği. Yabancı siyasi parti temsilciliği yasası çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı bunu kabul ediyor. Tuz biber ekiyor bunun üzerine. Amaç da açık açık bu başvuru belgesinde şu şekilde ifade ediliyor. Amerikan hükümetinin Suriye'de federalizmi destekleyecek yasalar çıkarması için faaliyetlerde bulunulacakmış. Suriye'nin kuzeyinde bir havaalanı talebinde bulunuluyor. DEAS sonrası dönem için bir takım planlar, işte 2019 savunma bütçesinde bunu paylaşmıştık. 65 bin iç güvenlik ve çatışma gücü. Biliyorsun bunların isimleri de değişiyor. Sınır güvenliği, sınır polisi, sınır ordusundan bir takım isimlerle bu noktaya gelmiştik. Türkiye'ye karşı lobi faaliyetleri yapılacakmış. Tabii. Ya hayır, yani işte çeşitli isimler takıyorlar ve taktıkları isimlerle de devam ediyor ondan sonra. Yok sınır güvenliği, yok sonuçta bunların hepsi terörist. Bunu çok iyi biliyoruz. Onlar da çok iyi biliyorlar. Ama buna rağmen hala burayı karıştırmaya devam ediyorlar Baybora. Selver, son olarak o isim karışıklığını aslında itiraf etti. Onu paylaşalım, öyle tamam, bitirelim. Olur, zamanınızı daha fazla almayacağım ama bu nokta çok önemli. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri Özel Kuvvetler Komutanı. Az sonra metinden paylaşacağım size neler söylüyor. Raymond Thomas, Colorado'da bir düşünce kuruluşunun toplantısına katılıyor. İlk cümlesi YPG, PKK ile yakın çalıştıklarını anlatıyor. İfadesi böyle. Onlar kendilerine resmi olarak YPG diyorlardı. Türkiye bunun PKK ile aynı olduğunu söylüyor ve benim terörist bir düşmanımla muhatap oluyorsunuz. Bu nasıl müttefiklik? Müttefiklik bunun neresinde diye bize soruyorlar diyor. Biz de Thomas da düşünmüş, özel kuvvetler komutanı demiş ki akıl veriyor. Biz de bunun üzerine onlara isimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledik diyor. Açık açık, yani bunu aynen metinden okuyorum ki karışıklık olmasın, biz bir şey ilave etmeyelim. Mesela YPG dışında kendinizi nasıl adlandırmak istersiniz diye soruyorlar terör örgütüne. Bir gün sonra adlarının
Suriye demokratik güçleri olduğunu ilan ettiler diyor. Adlarının ortasına demokratik ifadesini koymalarının zekice bir hamle olduğunu düşündüm. Bu onlara kendince öyle söylüyor, bir miktar da itibar sağlamış. İşte zaten eleştiriliyordu. Çok da eleştirilecek Trump yönetimi aldığı kararlarla geldiğimiz son nokta şimdi bu. Yine eleştirilerin odağında, toplamında ilk başta açarken söylediğimizi tekrar edelim Selver. Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin bir politikası, bir stratejisi yok. Yanlış örgütlerle, terör örgütleriyle müttefiklerini bir kenara bırakıp hareket ediyor sahada. Hatalarının farkına varacaklarını ümit ediyoruz Selver. Aynen öyle. Bu Raymond Thomas'ın ben videosunu izlemiştim Baybora ve inanamamıştım. Ya herhalde birisi, dedim ki bu büyük ihtimalle kurgu falan bir şeydir. Kuvvetle muhtemel böyle bir şey söylemiş olamaz dedim. Aynen demek ki söylemiş. Bunu da sen aktardıktan sonra artık yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ederim aktardığın bilgiler için sevgili Baybora. Amerika ne yazık ki evet yanlışını sürdürüyor efendim. Devam edelim. Ermenistan'a girelim. Ermenistan'da Serge Sarkisyan baskılara dayanamadı. Askerlerin de sokağa inmesinin ardından başbakanlık görevinden istifa etti. Sarkisyan, hata yaptım. Protestocuların lideri haklıydı. Görevi bırakıyorum dedi ama bunu anlaması 11 gün sürdü. Baskılara 11 gün dayanabildi. Başkent Erivan'da binlerce kişinin meydanları doldurduğu eylemler amacına ulaştı. Sarkisyan yazılı bir açıklamayla sadece bir hafta süren başbakanlık görevini terk etti. Protestocuların lideri Nikol Paşinyan haklıydı. Hata yaptım. Bu zor durumda birkaç çözüm yolu var ancak ben bu yolların hiçbirisine başvurmayacağım. Bu benim tarzım değil. Görevi bırakıyorum. 10 yıl boyunca devlet başkanlığı görevini yürüten Sarkisyan, Ermenistan parlamentosu tarafından 17 Nisan'da başbakan seçildi. Ancak öncesindeki anayasa değişiklikleriyle kendisine tanınan geniş yetkiler muhalefeti sokağa çıkardı. Muhalif milletvekili Nikol Paşinyan'ın çağrısıyla kadife devrim başlatıldı. Paşinyan'ın gözaltına alınması ise eylemleri daha da şiddetlendirdi. Erivan'daki kışlalarını terk eden askerlerin de muhalefette yer alması ise dönüm noktası oldu. Din adamlarıyla beraber Sarkisyan aleyhtarlarının arasına karışan askerler, Savunma Bakanlığı'nın ceza tehditlerine de meydan okudu. Serj Sarkisyan'ın istifasıyla yerine vekaleten eski başbakan Karen Karapetyan getirildi. Evet efendim, bu akşam biraz erken ayrılacağız sizlerden çünkü yayın planlama öyle rica etti diyelim. Bugünlük bu kadar. Yarın gece saat 01'de biz buradayız. Umarım siz de orada olursunuz diyelim. Hoşçakalın efendim.